Evet, videomuza giriş yaptık Seher'cim. Merhabalar Kastamonu Vlog. Vlog. Vlog izin. Lan kanal ismini mi değiştirdiniz? Kastamonu Vlog mu yaptınız? Vlog izleyicilere evet. Hoş geldiniz. Sefa ha, bu arada getirdiniz. Bir bilgi vereyim, aklıma geldi. Bazı arkadaşlarımız Kastamonu Vlog yazıyor Seher. Vlog. Vlog yazıyor, farkında değil misin? Ha. Ben gördüm onu da. Olabilir. Kastamonu Vlog yazıyor. Blok. Neden ama biliyor musun? Hayır. Şimdi sen mesela videoda biz diyoruz ya. Vlog diyoruz ama o videoda konuşurken vlog diye anlaşılabiliyor. Evet. Mesela. Evet, anlaşılıyor. Kastamonu vlog. Aynen. Bir de sarımsak. V ile. Ne yapıyoruz şimdi? Hazırlık yapıyoruz. Şu an mantar yapacağız. Bugün bayağı bir... Teferruatlı geldik değil mi? Evet, her şey var. Ben biraz rahatsızım. Kusuruma bakmayın. Ben biraz ablamları çekmeye çalışacağım. Fazla konuşamayacağım bugün. Biber var, patlıcan var. Onları aldık gittik marketten. Ana şöyle bak, doğal, daha böyle doğal domatesimiz. Bu senin köylü abladan aldın domates evet, değil mi abla? Evet. Hmm, tamam. Böyle. Mantar aldık ama bayağı bir çabaladık. Dün mantar aramaya gittik. Bulamadık falan. Alalım dedik. Almaya paramızdan parayla da alamadık. Hani Kanlıca'yı geçtik. Normal mantar da alamadık. Bulamadık. Vallahi. Yani marketlerde mantar yok arkadaşlar. Yani biraz saçma bir durum ama. Şu an artık hazırız. Başlayacağız şeye. Mantar. BİM'de benim arkadaşım vardı. Eskiden mantar yetiştiriciliği yapmışlar. Mantar satı yapacağım. Satamadıkları için batmışlar. Bir taraftan da biz mantar bulamıyoruz. Ne kadar ilginç değil mi? 60'da mı? He. Mantarda. Tabii. Türkiye'nin ilginçlikleri işte. Yani bir şeyi bulamıyorsun, satan adam da batıyor. İşte zamanını tutmak lazım. Ya zamanı değil de bu biraz marketlerin şeyliğinden ya. Cinsliğinden yani. O şimdi çok zamanını almıştı. Hani çok bolluk zamanında almıştı. Tam ayrıntısını sormadım da. Tabii beklemiş yani ellerine satamamışlar gitmiştim. Ha. Şimdi olsun yere koymaz. Şimdi ilk ne yapıyorsun şimdi? Mantar sote mi yapacaksın? Mantar soteyi yapacağız. Evet, saçta mantar sote yapacağız. Tamam. Bunları da közleyeceğiz. Benim şeyimde yeterli boş alan yok diyor. Ben bir alanımı boşaltayım o zaman. Sen o zamana kadar biraz hazırlık yapadır. Hazırlayayım ben. Aynen. Tamam. Hazırlayayım her şeyi. Oo, domatesleri küçük küçük doğramışsın. Evet. Domates çok güzel kokuyor. Evet. Telefonumda yer yoktu. Biraz yer açtım da. Bir şekilde doluyor. Hah, babam geldi. Evet baba, ne yaptın? Bir çanta odun topladım. Vallahi ha. İyi, bravo. Odun bulamaz mısın bize? Yok. Nasıl ya? Odun yok. Bulursun sen ya. Yaparsın sen baba bir şey. Ağaçları filan dırmala, bir şeyler yap baba ya. İyi ama. Bak bir hareket yaptın, iyi oldu. Bayağı gıcı toplamış Seher. İyi. Gıcı şey, sema. Gıcı biz de topladık dün. Dur ben bizim topladığımız gıcı, dün güzel gıcı topladık ama Seher. Ben onları azıcık bir çekeyim geleyim. Elimizdeki mantar da kullanılabilecek derecede. Yani bir gün bekleseymiş gidiyormuş gayrı Seher. Evet. Yani onu bulabildik. Bulabildiğimiz mantar da o kadardı yani markette bulduğumuzda. Yasin de mi gıcı topluyor? Yasin semaveri yakmış. Seher bak çok güzel gıcı topladıydık, onlara bakacağım dur. Şekli hoşuma gitti, siyahlı böyle. Böyle siyahlı. Büyükleri de var. Bak hayran kaldığım gıcıyı çekiyorum enişte. Patlıcan matlıcan, semaver yanmış. Su aldın geldin. Su aldım. Su nerede? Şurada değil mi? Hemen karşımızda. Su şurada. Organizasyon güzel. Ben sizi rahatsızım. Biraz çekebildiğim kadar sen çekeyim çek de. Bizi. Çünkü çok konuşamayacağım ben. Sen bizi çek. Siz konuşun, ben çekerim sizi. Ayıp ederim de çek. Çektim, gıcı toplamış gelmiş. Ne diyorsun buna? Yorumu ne? Türbeye mum dikmek lazım. Ya bir kurban kesmek lazım. Baba çok çalıştın, artık yeter. Değil mi? Sen bugün artık gıcı topladın. Evet. Su da olmayı. Artık yiyeceksin içeceksin. Tamam. Tamam, iyi. Aa, kutu yeri yok muydu? Burada yok ki. Buradakiler kötü. Buradakiler kötü valla. Abi böyle bir şey yok ya bak.
Uygulamalar uygulamalar her şeyi kaldırdım telefondan. Hala yer yok diyor. Ben de öyle diyor. Deli etti beni ya. Deli etti beni. Önce mantar sote yapacağız. Onu yapıyor ha. Arkasından çektim onu. Şey yapacağız. Et kazıyacağız. Sonra bilmiyorum ki arkasına bakarız. Kemikli şey yapacağız. Ha, kara tencerede et, tamam. Ama onu başka bir videoda çekeceğim. Evet. Öyle mi? Hepsini bir arada. Ha, hepsini bir arada. Öyle, ben öyle yapamam. Bir başladık, niyetlendik, nereye kadar gidersek. Aynen. Aynen, tamam. Mantar bulamadık. Onları anlattım. Baba, şimdi ben seni biraz önce çektim ya. O olmadı. Olmadı. Olmadı, bir daha. Sen tırkıcı topladın. Dur, tırkıcının yanına gidelim bir dakika. Ya babamın da bu huyu güzel biliyor musun sen? Şey yapmıyor bak. Hani aksiliklere karşı çok şey yapmıyor böyle. Tepki göstermiyor. Umurunda değil. Umurunda değil. Evet, al baba. Sen tırkıcı topladın. Yeniden başlayacağım. Yeniden. Aynen, yalandan. Hayır, gerçek konuşuyoruz ya. Yalandan da değil. Şu an tırkıcı topladım. Tamam. Deminden çektiklerini silmişler. Yeniden söylüyorsun. Yalandan söylüyorsun. O anladı. Oluyor. Bizde de oluyor bazen. Alıştı ona. Burada etli ekmek çay yapıyorlar. Onu geçti. Tabii onu söylediydi. Doğru. Doğru. Onu söyledi. Onu çekmedik değil mi? Onu unut. Onlar silindi işte. O zaman sonra şimdi ördeklere bakacağız. Şimdi değil de birazdan bakarız. Tamam. Burada ceviz mi kestin? Gıcı toplamış. Ceviz kesmiş. Tamam. Teşekkür ederim baba. Ateşimizi yaptık. He, asıl olayımız mantar. İşte elimizdeki mantar. Vallahi okucuları iyiymiş ha. Vallahi keşke okucuları. Hangi kızları? Az daha durup toplasaydık. Şunlar değil mi? Aynen. Mantardan hızımızı alamadık. Şeye döndük. Mantarla başlayacağız. Yo dün mantarda hızımızı alamadık, gıcıya döndük. He aynen. Aracım ya şey biraz gıcısı şey, bile güzel ya. Rahatsızım arkadaşlar, kusuruma bakmayın. Evet, semaver yanıyor. Aracım bir şey yaylasına gitti. Orayı karıştırma şimdi. Orada gitmiş. 4 gündür daha kendine gelemedi. Orayı karıştırma dur. Orada başına ne geldiyse bilmiyoruz. Hayır, yanındaki arkadaşları da boşamıyoruz şu an. Hani... Neyse, buraları kesiyoruz. Abi gıcı odun gibi valla ateş veriyor, şey veriyor ya, sıcaklık aynen veriyor ya. Bunun için ateşiyle... Bunu yapacağız ki közü düşünce de etimizi kazıyoruz. Onda şey lazım değil. Köz aynen lazım değil. Aynen. Bu şimdi söylüyorum. Alevli yanacağı için şunu da alalım hatta. Bundan bir işimiz yok. Ben Seher'i... Aha. Evet, aldık. Ben Seher'in yanına bir gideyim. Sen bir git. Ben burayı hazırlayınca sana... Kamerayı değiştirdik. Şey yapalım. Karşıda ördeklere babam yapıştı bana. Karşıda ördeklere gidelim bakalım. Ha sen bak, ben gelirim yine. Tamam. Sen bak babacığım, biz geliriz tekrar. Tekrar geliriz biz. Çekim yapılacak burada. Sen onları motive de dur. Çekimi hazırlaya dur. Ördekleri. Ondan sonra biz şey yaparız, geliriz. Babam ördekleri çekimi hazırlamaya gitti Seher. Ha, daha bak mısırlar var. Mısırları sen dondurucudan mı çıkarttın Seher? Hayır, hayır. Dondurucuda mı ne var diyordun? Hayır, dondurucudan değil. Bunlar pazarından alıyor. Dur bakalım, bu mevsimde hiç böyle mısır yemedim. Ne olacak, ben de merak ediyorum. Şu an mevsim ama. Toprağı bu arada şöyle bir çeksene şunu. Şu güzelliği oradan bir çek de şöyle oradan çek. Geri geleyim. Buradan mı çekeyim? Çek. Böyle bir ateye bak bir kere. O görünüyor zaten. Biz şimdi tamam burada göremiyoruz ama. Tamam. Bu organizasyon böyle olacak. Gelirim biz ya. Biz Kastamonu'la böyle yaşıyoruz. Ha. Tamam. Tuzunu biberini. Onu alacağım. Baharatlar almaya geldim zaten. Şimdi Seher et de çıkart. Seher şey yapıyor değil mi? İç yapıyor. Köfte. Köfte yapıyor. Köfte harcı hazırlaya. Seher artık etli ekmek yaparken göre göre hep iş hazırlıyor zannediyorum ben. Artık vallahi şu et. Babam etli ekmeğe doymuyor. Doymuyor. Her gün yapsan yiyor değil mi Seher? Aynen. Şimdi bunu köfteye alalım. Kavunumuzu keselim. Keleğimizi doğrayalım. Tamam. Ondan sonra şu an için ayranımızı yaptık. Bir de salata. Bir de köy ekmeği var. Domates güzel ha. Bazlama var yaptığımız. Köy ekmeği, aa dur onu göstermedik. Aynen. Orada bazlama senin yaptığın. Bazlama köy benim ekmeği. Yaptığım bazlamalar var. Şu ikisi farklı herhalde Seher farklı, değil mi? Farklı yerlerden aldım. Bu nereninki? Aa bu tam köy ekmeği lan. Hı. Mis gibi kokusu geliyor. Bunlar da benim bazlamam. Şu öteki biraz daha şey gibi. Bunları da şey yapalım. Bu normal fırında yapılan şey tarzı. Taş köprü ekmeği ya. Değil mi? Yo bu da iyi ya. Taş köprü ekmeği. Bu da iyi. İkisi de köy ekmeği hakikaten. Şu biraz ara çekmeğine benziyor ama sanki. Bak şu.
Değil mi? Biraz daha. Olabilir. Bunlar da bazlamalarımız. Kastamonu öyle bir şey ki ilçelerden ilçelere bile ekmekleri farklı değil mi? Evet. Mesela öyle bir durum da var. Bunları kim yaptı lan? Ben. Küçük yapmışsın sen. Çünkü böyle küçük yapmazdın. Onlar şaşırdı. Bu hangisi biliyor musunuz? Yaptıydım ya size o gün. Ha. Ondan işte. Yok, küçük yapmıyordum ondan şaşırdım. Evet, büyük yapmıştı, küçük yaptım o gün. Serhat şefin mutfağına gel. Şefin mutfağına hoş geldiniz. Bu sefer tezgahı iyi kurmuş enişten. Dostlar. Ama harlı yemiyor, karıştır boyuna. Kanlıca mantar olacaktı şimdi bu. Sorma ya. Bunun Allah, zaman, acayip hüzünlüyüm. Sizin elinizi benim ayaklarım tutup öyle yani. Acayip hüzünlüyüm. Demin bir tane videoya girdim, kanlıca mantar toplamış adam. İzliyorum ama nasıl izliyorum biliyor musun? İçimden kuvvet diyor. Abi bir de bazı soruyorsun var diye ya. Bazı soru hayır niye kuvvet diyorum biliyor musun? La o kadar yeri gezdik sen gezdin. 4 saat geldi. Hani, yok oluyor. Hadi, o diyor buldum diyor öbürü diyor. Ulan biz öbürü niye var diyor biri yok diyor. He. Dostlar. Abi ben sana bir şey söyleyeyim. Geçen seneden çekip mi ayarladılar ne yaptılar ben anlamadım. Vallahi bak yemin ediyorum lan. Yağmur yağmıyor bir şey yağmıyor. Nereden çıkıyor bu mantar? Ya Boyabat'tan falan geliyor yani var oralarda. Ya şöyle yerel bir yerde yağmur yağıyordu. Yaylalarda falan ha. Uzak bir yerlerde. Vallahi o iyi dazladı. Ser, Fransız mutfağı var burada. Baksana. Adam ateşle dans ateş, ediyor. Ateşle pişiriyor şu anda mantarı. Oh, sen bunların yağ mı attın içine? Tabii. Ha, yağsız olmaz ki. Az atsaydın keşke. Ya az at şu dibinde. Alev yapıyor. Sen bunu var ya. Buyla karıştıracaksın. Ya işim ne ya? Hızlı pişecek yani bu. Lokanta işi gibi yani. Sen de kapağımız olaydı. Üzerine şöyle buhar akmayacak. Ha, aynen. Kapak yok değil mi Tihar buna? Böyle kapak olsaydı. Hızlı pişim yapacaksın sen. Şunu koyabilirsin. Hızlı pişim yapacaksın ya. Ama boş verdim. Koyma. Boş ver. Bakar mısınız? Evet. Niye o kadar alev yapıyor? Ben anlamadım ki onu. Ben istiyorum da onda. Bak yaptırayım mı? Ha. Bu tarafı alınca olmaz. Gıcıyla pişirdin ha. Ya mantar ne olacak mantar? Babam ördeklere mi bakıyor? Onları ördekleri motive diye kayınpeder. Ördekleri motive et dedim ben ona. Çekim yapılacak diye söylemiştim. He. Şu an orada çekim hazırlıkları yapıyor. Dur ben bir Seher'in yanına gideceğim. Seher bir taraftan da elma yemiş bak. Tabii ben hiç bırakmam. Bak görüyor musun? Kemirmiş elmayı. Asla boş durma. Ama bu ne? Biftek. Ne yapacağız bunu? Biftek mi yapacaksın? Biftek yapacağız işte. Bunu böyle dondurulmuş yapınca daha kolay oluyor. Ben de öyle yapıyorum tabii, evde. Tabii aynen ipince oluyor. Baksana. Asla boş durmaz. Kımırdatayım mı Seher altına? Atalım. Çok ince olması da iyi değil zaten de. Şu kalınlık iyi yani bak şu. Şuradaki. Evet. Kimisi malum kalın olacak zaten. Kimisi kalın oluyor kimisi. Kavunumuzu keseceğiz. Soframızı yavaş yavaş hazırlayacağız. Kavunu mu? Kavunu kesme ya. Acele etme bence. Tamam. Sulanır. Ha şey var. Haşlama var. Aynen. Ben o zaman mantarın yanına doğru gidiyorum geri. Mantarın yanına doğru gidiyor. Bir o tarafa bir bu tarafa gidiyorum daha. Kömür ateşini kömür de attım altına. Kömür attın mı? Tabii artık. Şöyle o kömürler yanana kadar bu pişecek ağır ağır. O ağır ağır ha iyi yapmışsın. Heh. Aynen iyi. Üzerine atmadığın iyi olmuş aynen. Şey. Şunu atalım şu birkaç tane. Var ne var mı? Oo almaz mı götür. Zoba yaktım ben. Şu bunu. Da var. O şeye heveslendi herhalde ya. Beni çek demeye getirdi. Kayınpeder mi? Aynen. Ben bir deneyeyim bakalım onu. Bakıyor. Nerede? Orada bakıyor. Bir daha baka geziyor. Onu ayrı çekeyim ben ya. Ayrı çek. Onu ayrı çekeyim. Efendim? Bazlamaları da alayım. Bazlamaları ızgaraya döşeceğim. Şeylere sonra. Bakıyor. O biraz dolansın. İki hevesini var. Alsın. Ondan sonra ben çekerim onu. Aynen. Oh! Ocağımız tütüyor baba. Ocağımız tütüyor. Enişte gel.
Aşçı nerede aşçı? Geliyorum. Geliyor mu aşçı? Hemen orada yiyeceğim ben. Şimdi ekmek banacaksın. Aynen. Çok kalın yapmışsın ya. Olsun abi. Kalın olacak abi. Oh. Biraz suyu çeksin bakalım. Of 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 of. Bunlar şimdi yiyeceğiz Serhat Bey'in seninle şurada hemen ayak üstü. Benim pek iştahım yok ya. Allah aşkına. Bugün beni idare edin. Ben biraz bugün geç yerim herhalde. Ne oldu sana ya? Bilmiyorum valla bilmiyorum bugün. İyi değilim yani. Sarımsak da kazdırdı. İçine attım zaten de. Şöyle kenarlarına 2-3 tane koyalım. Ya adamlar var ya MasterChef'te komple sarımsakla yemek yaptı. Komple. Sırf sarımsak. Sırf sarımsakla. Sırf sarımsak ve soğanla dolu. Soğanla dolu ya. Çok güzel. Soğanla da yapıyorlar evet. O soğan yemeği... kolay da sarımsak zor. Kıyma katıyorlar ben biraz. Katmadılar. Hiçbir şey katmadılar abi. Hmm. Bir yemek yaptılar da öyle. Oh, şuna bak abi şu nasıl yenmez ya şimdi. Efsane efsane. Kenara alalım. Kere karıştıralım. 30'luk ekmek yedik geçen bizim sofrada neredeyse değil mi? Aynen. Valla suyunu bayağı çekti. Pişti. Sen altına hiç gıcımıcı atma. Hı, pişti zaten. Hmm. Yiyeceğim zaten şimdi. Ben. Mantar çok pişirmeye gerek yok zaten. Aynen. Ya. Ver şunu. Sağ ol. Biber attın, domates attın. Soğan yok. Var, soğan attım, var mı? Var, attım. Sarımsak attın. Sarımsak attın. Ondan sonra şey. Seni bilmiyorum da ben sarımsağı çok küçültmüyorum ya. Ben de ben yok. Yani ben sevmiyorum. Ben de seher yapıyor. Çok küçük yapıyorlar ya hani. Aynen ben seher küçültüyorum. Aslında ben kayboluyor içinde. Bütün olacak abi bak şu gibi. Yo yo şeyin soten içine attım diyorsun ya hani. Ha. Onu diyorum çok küçültmüyorum ben. Ağzına gelecek. Hmm. Usta tadına bakmazsın sen ha şimdi. Yok ben şimdi yemin yani işte. Dostlar. Yani, sizin yerinize yiyorum diyor. Düşünüyorum ama yapacak bir şey yok. Ulan tatlı et gibi olmuş ya. Siz babamla iyiyim. Babam acıkmıştır. Gel gel. Başım mı dönüyor? Abi o adam bir şey almış. Bizi hava da çarpmış olabilir çarptı. Ya. Şey, o zaman orada yiyin. Oraya götür. Yok, burada bitirelim diyor. Bütün tamam. Şeyime geçeyim. Tamam oldu, tamam. Mantar sote yapacaksak arkadaşlar, altına az bir yağ atıyoruz. Soğandan biberini, sarımsağını kavuruyoruz. Zaten gördünüz. Çok öldürmeyeceksin sebzeleri bak. Aynen. Böyle. Biz biraz fazla öldük burada. Ben yo, domatesler falan idiri işte. Diri. Güzel, yo iyi. Şeyde ne onun adı biberini atacağız ondan sonra. Hı. Soğanlı biberini yağını. Biraz öğledikten sonra mantarını arkasından da şey domatesini afiyetle yiyeceğiz. Ama saçta daha güzel oluyor tabi. Tabi bunda. E şimdi bir de köz de var. İz kokusu da çıktı. İz kokusu da geldi. Efsane oldu. Ya aslında böyle hani bazıları diyor ya hani yiyen var yiyemeyen var falan falan diye. Şimdi şu lüks bir şey mi? Değil ki. Hayır ya. Yani ben... mesela bu konu çok benim aklıma takılıyor YouTube'da mesela. Yok değil. Şimdi şuraya geldik biz kaç para verdik? Giriş 15 lira değil mi mesela hani? Ha. 5 lira da bu. Ya bunu biz evde de yiyoruz zaten. Ya. Fark ne oldu? Sadece tüp kullanmadın. Bunu kullanmasan tüp kullanacaksın. Ha, aynen. Yani bir şekilde yiyorsun. Artı bir de YouTube izleyen kişinin zaten 5 lira parası olur ya. Hayır yok bu şu an ona bakarsak herkes çekiyor ya, yemek aynen. Videosu. Yani televizyonlarda. Bir tek şu anda siz çekmiyorsunuz ki. Bizim attığımız soğan, ki. Domates, biber. Ya et de atarsın o ha, sorun değil. Yani. Demek istediğim şu. Yani bu o kadar sorun edilecek bir şey değil yani. Aynen, o zaman hiç kimse hiçbir şey atamaz aynen, ki. Aynen alamayan var falan deniyor da hani. Tam da milyonlarca şu anda video var aynen, yemek videosu. Aynen. O zaman kimse atmasın. Aynen. MasterChef'te sabaha kadar... Adana kebaplar dönerler pişiyor değil mi Seher? Evet. Yani bu biraz saçma bir yorum oluyor. Onu demek istiyorum yani. Ya ben kusura bakma yiyorum ya. Dayanamayacağım soğumadan. Mantıklı yani var. Adam Mehmet Şef milletin canı çekiyor ya adam yerken yani değil mi mesela? Ya, o zaman hiçbir şey çekmeyecekler o zaman madem öyle. Buradan çarptın çok güzel. Güzel mi oldu? Kendim yaptım diye demiyorum. Hani olsa demem. Tamam. Ama hakikaten güzelmiş yani. Tavsiye ederim. Bizden bu kadar arkadaşlar şimdilik. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.